Eski OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu toprağa verildi. Kızı Meral Kozakçıoğlu babasının hayat planları yaparken intihar etmesine şaşırdıklarını söyledi. Okul arkadaşları da Kozakçıoğlu'nun 30 Mayıs için kendilerine randevu verdiğini anlattı. Önceki gün evinde ölü bulunan eski OHAL ve İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Seyahat programları vardı, ertesi gün randevularımız vardı. Teşvikiye Camisi'nde basının sorularını yanıtlayan kızı Meral Kozakçıoğlu, babasının iş ve seyahat planları yaparken intihar etmesine anlam veremediğini belirtti. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ne psikolojik ne fizyolojik herhangi bir sorunu yoktu. Bizim için de çok ani oldu. Yani biz de sizler gibi ne olduğunu anlamış değiliz. Eski İstanbul Valiliği Basın Müdürü Nazım Şentürk, Kozakçıoğlu'nun kitap yazdığı iddialarıyla ilgili bilgi verdi. Yazacağım çok şey var ama dedi, devletin zarar görmemesi için bazı düşüncelerimi zamana bırakıyorum dedi. Benim üzerime çok geldiler. Tekrar üzerime gelinmesini de istemiyorum. Onun için zamana bırakıyorum ben diye ifade etti. 5 yıl İstanbul Valiliği yapan Kozakçıoğlu için ilk tören İstanbul Valiliği'nde düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla Kozakçıoğlu'nun kızı Meral Kozakçıoğlu konuştu. Kozakçıoğlu'nun cenazesi törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı. Öte yandan Kozakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili ön otopsi raporu da çıktı. Raporda Kozakçıoğlu'nun kalbini yırtan mermi çekirdeği nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Ön raporda ölümle ilgili bulguların intiharla uyumlu olduğu belirtildi. Kozakçıoğlu'nun el sıvapları ile ilgili inceleme de sürüyor. İnceleme Kozakçıoğlu'nun elinde atıştan dolayı barut artığı olup olmadığını ortaya çıkaracak.